Tamam, ben sana süper bir ilham sağladım. Ve ben de 3 günlük yorucu bir yazılıma kaldım. Takım çalışması. Bana dokunma. Tamam, sen ne yapıyorsun? Ne? Televizyon bozulmuş. Ben de sizin ekranı izlemeye geldim. Bu dizinin adı ne olsun? Sayılar, sayılar, sayılar mı? Pekala, televizyonu tamir etmeye vaktim olana kadar istediğin dizileri internetten izleyebilirsin. İnternetten izlemek mi? Bu doğru, bu çok popüler. İnsanı aydınlatan yeni şeyler. Teşekkür ederim ben. Şimdi lütfen bizi rahatsız etmeyi bırak. Evet, burada çalışıyoruz. Bunlar neli? Konuşan Tom ve arkadaşları. Şimdi acaba hangi en sevdiğim diziyi aratsam? Bu benim yemeğim değil, ne dersin? Bu okul öğrencisi hep yanlış yemeği alıyor. Dikkat, dikkat. Buraya tıkla, bu şimdiye dek tıkladığın en önemli link olabilir. Evet, öyledir. Buna kanmam canım benim. Kanmaz mısın, mükemmel? Ha? Ama hayatında yaptığın hiçbir şey bu linke tıklamak kadar hayat değiştirici olamaz. İyi denemeydi. Ama hiç sanmıyorum. Tebrik ederim. İlk iki reklamı tıklamayarak zeki olduğunuzu kanıtlamış oldunuz. Hı-hı. Bu linke tıklarsanız anneniz sizin hep gurur duyacak. Bu doğru tatlım mı anneci? Sirili çok gurur duyacak ve eğer tıklamazsa da hayal kırıklığı yaşayacak. Anne. Oo, gizemli. Merhaba. Demek sen bir doktor olmak istiyorsun ve belki de tıpkı benim gibi bir internet doktoru olabilirsin ama... Sende bunu başaracak şeyler var mı? Küçük bir test. Birinci soru. Vücudun hangi organı kan pompalar? A. Kalbimiz. B. Bir ayakkabı. C. Kontrakula. Bunu biliyorum. Tıkladım. A şıkkını seçtiniz. Kalp. Çok iyi. Hı hı. İkinci soru. Sizin veya ev arkadaşınızın bir kredi kartı var mı acaba? İnternet doktorunun internet tıp okuluna kabul edildiniz ve çok özel bir kampanyayla ilk iki dersiniz bedava, 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 bedava. Çocuklar, bedava. Buna inanamayacaksınız. Bedava dersler bedava değildir. Eğer ödeyemezsiniz, zorla ödetiniz. Pazarlık yoktur, bu son fiyat. İzinsiz fark edemezsiniz. Yalnız kuru temizleme, kuru temizleme yapmayın. Her gece iki şov, minimum iki içecek, piller dahil değildir. Para, 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 para. Sen bir doktor olamazsın Hank. Görünüşe göre bu genç adamın lollipop'a ihtiyacı var. Ay canına teşekkürler Doktor Hank. Lollipop'a ihtiyacım olan bir hastalığım vardı ve sen bana lollipop verdin. Ve artık bir lollipop'um var ve ben iyileştim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bakın, doktorlar böyle yapar işte. Hastalarına lollipop verir. Şimdi kim ilk deneme hastam olmak ister? Hayır, sağ ol. Tamam, bir sorun var doktor. Eğer deneme hastan olmak istemezsek gün ve gece boyunca olmamız için bizi rahatsız mı edeceksin? Evet, bu işe yarayabilir. Angela, işte hastalığının tanımı. Ağzının içi çok ama çok karanlık. İnternet okulundaki bir gününden sonra bunu hemen anlayabildin mi sen gerçekten? Vay canına. Biliyorum değil mi? Al sana lollipop. Sen ne dersen o doktor. Söyler misin, yakın zamanda hiç ağrısız oldu mu? Şey, beni buraya çağırdığın zaman biraz başımı ağrıtmış olabilir. Boynumda yani. Çok komiksin Tom. Ama doktorun muayenehanesi şaka yeri değildir. Evet, çünkü hiç doktor şakası yoktur. Asla. Bir lollipop al ve çık dışarı lütfen. Her neyse. Baksana, ben senin kesinlikle bir dirseğin var. Bu daha sürecek mi? Ben tam şeyin ortasındayım. Ne? Öksürdüm sadece. Bir şey değil. Değil mi? Şey, ben bilmiyorum. Çok fazla televizyon izlerim ve dizinin ilk bölümünde biri öksürüyorsa hiçbir zaman amaçsız değildir. Gidip tıp okulu kitabıma bir bakmam lazım. Elektronik ortamda. Ay, bu iyi değil. Ne? Hiçbir şey. Bu aletin bataryası bitiyor. Sana şunu sorayım. Hiç kendini yorgun hissediyor musun? Zihnim her zaman açıktır. O yüzden sana şunu söyleyeyim. Asla. Bazen. Yakın zamanlarda hiç burnun aktı mı?
Şu an burnum akıyor. Peki yakınlarda hiç miden ekşidi mi? Bunu duydun mu? Tamam, endişelenecek hiçbir şey yok sanırım. Sol elin kaşınmadığı sürece tabii. Nasıl bir kaşınma olacak? Burada diyor ki kaşıntı önce çok hafif bir şekilde oluşurmuş ama ne kadar çok düşünürsen o kadar çok kaşınırmış. Bana da aynen bu oluyor işte şu an. Ben burada yazan şeyi söyleyemem sana. Neden? O kadar kötü mü yoksa? Hayır, çünkü okuması çok zor bir şey. Ama bu belirti hiç iyi değil. Söyle bana hemen doktor. %50 oranla bir şey değil. Ama %60 oranında kötü bir hastalık olabilir. Biraz araştırma yapmam gerekiyor. Al şunları. Normal mi? Bu şapşal şey kesin çalışmıyor. Çok ateşim var. Hey ben, çalışma masanın önünden geçtim de şimdi ve fark ettim ki orada bir çalışma masası vardı ama çalışan yoktu. Özgürüm Tom, çalışamıyorum. Hasta iznini kullanmam gerekiyor. Tamam bu gerçekti ama sen hasta değilsin. Kafanın içinde hepsi. Hank neden bahsettiğini bilmiyor. Affedersin Tom ama birimiz internet tıp okuluna kabul edildi. O yüzden lütfen hastamı bana bırak. Evet, ziyaret saatleri bitmiştir efendim. Ben hastalığın tam da şüphelendiğim şeymiş. Ve bu çok korkunç. Ne olamaz, ne kadar korkunç. Ben neredeyse 2 gündür doktorum ve hiç bu kadar ciddi bir durum görmemiştim. Ben sanırım ihtiyacın olan şey teferruat, ameliyat. Bu bütün korkularımın doğru olduğunu gösterir. Korkularını doğru çıkartmak doktorların birinci görevi zaten. Belki de ikinci bir görüşe başvurmalıyım. Peki sana ben vereyim. Benim görüşüme göre dondurma donmuş yoğurttan daha lezzetlidir. Ama senin durumun için eğer ameliyat olmazsan eşyalarım benim olsun mu? Beni programınıza ne zaman alabilirsiniz doktor? Ama bekle. Ya alternatif tıbbı denemeye kalkarsam? Dinle ben. Ameliyata ihtiyacın yok. Tek ihtiyacın olan biraz rahatlamak. İşte bu tütsüden biraz içine çek. Nefes alamıyorum. Yardım edin. Şimdi şöyle yapacağız. Sana iyileştirme enerjisi yollayacağım. Kalpten kalbe, ta ki iyi hissedene kadar. Tamam. Şimdi sarılmaya hazır mısın acaba? Bu? Sarılmak mı? Hayır, sarılmak yok, hasta yok. Ben ameliyat istiyorum. Meraklanma ben. Bu basit 5 dakikalık bir işlem. Her doktor bunu gözü kapalı yapabilir. Ki bu çok iyi çünkü ben iğrenç şeyler görmek istemiyorum, tamam mı? Önce şurayı açacaksınız. Hayır, affedersin, orası değil. Orası da değil. Çok da fark etmez. Boş ver. Evet, şimdi nerede kaldık? Bu çok iğrenç. İşte böylece işimiz tamamlandı. Bu doğru görünür. Bunu yapabilirim. Ben bir internet doktoruyum. Hayır, durun. Çok şükür. Bu çılgınlık. Bunun olmasına izin veremezsin. Tom, dur. Sadece %0000000 0.01 ihtimal bu ameliyattan kurtulma şansım var ve... Ama bu hastalıktan kurtulmanın hiçbir %'si yok. Bu basit bir matematik. İstesem de ayağa kalkamazdım zaten. Çocuklar konuşmak yok. Hemen işimize başlamalıyız. Bu operasyonel biterim. Tom, orada öyle durma. Bir şeyler yap. Tamam. Biliyor musun, eğer o kadar hastaysan o halde ben de sanırım senin bilgisayarına gidip, senin bilgisayarına dokunup, senin programlarını karıştırıp aplikasyonumuzu kendim düzenlerim. Tamam, ne fark eder ki zaten? Olamaz, umarım program kodlarını yanlışlıkla bozmam. Merak etme, nasıl çalışır biliyorum. Ellerimi klavyeye koyup saçma tuşlara basacağım ve bir sürü program yazacağım. Hayaksın. Ben geri alt tuşu tam olarak neredeyim? Sakın kodlarıma dokunabileceğini düşünme. Sen hastasın sanıyordum ve ameliyata ihtiyacım vardı, öyle değil mi? Ben birden daha iyi hissettim o yüzden. Geri çekil. Beni iyileşti. Şimdi anladım ve ne yaptığımı bile bilmiyorum. Hemen gidip internet doktoruna haber vereyim. Ve böylece bu doktorun ilk başarılı iyileştirmesi gerçekleşti. Ve de sonuncu. İki bedava dersinin parasını ödemişsin. O yüzden üzgünüm. Hank, seni internet tıp okulundan atmak zorundayım. Belki de internet dişçisi olmayı deneyebilirsin.
Sayfanın sonundaki linke hemen tıkla. Hayır, hiç sanmıyorum. İşte bu hasta tamamen iyileşti. Teşekkür ederim doktor ben. Biliyor musun, eğer gerçekten doktor olmak istiyorsan üniversiteye yeniden dönebilirsin. Hayır, bana önemli bir ders verdi. Bir reklama asla güvenme. Kesinlikle. Ayrıca şu an daha iyi bir fikrim var. Ve şimdi bu akşamki bölümüyle Hipo Hastanesi. Bir hipo olabilirim ama Hipokrat yeminini uygularım. Evet, uygularsın. Bu lollipopların tadı da yokmuş. Neyse.